Merhaba arkadaşlar. ALT soru çözümü. Fizik birinci sorudayız. Şimdi yatay ile alfabeti tetacıları yapan ek bir iki yapıcı kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Şimdi bu kuvvetlerin büyüklükleri eşitmiş. Bu güzel. Kuvvetler etkisinde cisim dengede. Dengedeyse arkadaşlar toplam kuvvetim sıfırdı. Net kuvvetim sıfırdı hatırlarsınız. Şimdi size diyorum hep yamuk yumuk şeyleri hemen bileşenlerine ayırın böyle açılıp diye. Bunu hatırladıysanız doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi buraya doğru ayırıyorum. Burası ne oldu? F1 çarpı açının yanında olduğu için kosinüs alfa. Yukarıya doğru ne oldu arkadaşlar? F1 çarpı sinüs alfası var. Diğerlerini de hemen ayırıyorum. F2'ye bakalım şuraya doğru. F2 çarpı açının yanında cos teta. Yukarı doğru ne oldu arkadaşlar? F2 çarpı sin teta. Daha sonra F3 kaldı. F3'ü ayırıyorum. Şöyle biraz uzatayım. F3 çarpı kosinüs beta açının yanında. Aşağı doğru ne oldu? F3 çarpı sinüs beta. Şimdi bunları yazdım. Şimdi arkadaşlar, bunu sorduğumda demiş ya hani kuvvetler eşittir diye. O zaman F2, F1, F3 bu kuvvetlerin büyüklükleri eşit olduğu için yazmama gerek yok. Şimdi cisim dengede demiş. O zaman hemen yukarıdaki kuvvetleri aşağıdaki kuvvetlere eşitliyorum. O zaman yukarıda ne var? Sin teta artı sin alfa eşittir sin beta. Bir sıkıntı yok. Dolayısıyla görmüş oluyorsunuz. Beta tetadan büyük. Evet doğru. Beta alfadan büyük. Evet doğru. Bunu yazdım. Şimdi sağdaki kuvvetleri soldaki kuvvetlere eşitleyerek bir denklem daha kuralım. Şunları da şunları eşitliyorum. Şöyle yapayım. Kosinüs teta artı kosinüs beta eşittir kosinüs alfa. Şimdi buraya dikkat. Kosinüs alfa teta ile alfa'yı kıyaslamamış demiş. Kosinüs alfa kosinüs tetadan büyük. Evet. Ama teta dedim pardon. Kosinüs tetadan büyük. Şimdi kosinüs de şöyle bir şey var. Burası büyüdükçe açı küçülüyordu. O yüzden alfa duruyor. O yerini değiştirdim. Açıyı bu şekilde yazmayı unutmamışsınızdır umarım. O yüzden devamı Edirne 1, 2, 3. İkinci soruya geldiğim zaman T sıfır anda kablosuna duran cisim. Tamam kablosu duruyormuş. Hız zaman grafiği vermiş. Ne yapayım? X eşittir V çarpı T. Hemen formülü yazdım. Hız zaman grafiği. Hızla zaman ne durumda? Çarpı. Çarpım neydi? Alan. Alan bana neyi veriyormuş? Yer değiştirme X'i veriyormuş. Şimdi şurada bir üçgen var. Biliyorsunuz taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanı. Ben bu küçük üçgene x desem şuraya 2x diyorum değil mi? İki üçgen var. Buraya 2x diyorum. Buraya 2x diyorum. Buraya x diyorum. Buraya x diyorum. Yani tek tek taban çarpı yükseklik bölü 2 falan onlardan da yapabilirsiniz tabii ki. Küsuratla uğraşmamak için yazdım. Cisim T anda L noktasında. Bakın sıfırdan T'ye T saniyede gelmişim. Bunu da yazdım şuraya T saniyede gelmişim. Ve ne kadar yol aldım arkadaşlar? X kadar değil mi? Hemen onu yazdım. X kadar yol aldım. Daha sonra T'den 2T'ye giderken 1, 2X daha yol aldım. 1, 2X daha yol aldım. Neredeyim? N noktasındayım. Bu ne kadar sürdü? Bu da T, 2T arası. O 1T sürdü. Bunu da yazdım. Yaza yaza gidiyorum. Daha sonra 1T süre sonra 2T, 3T arası yine 1T geçmiş ve 3X yol almışım. 1, 2, 3. Neredeyim? S noktasındayım. 2T, 3T aralığında olduğu için burayı da arkadaşlar T sürede aldım. Daha sonra T 3T aralığında yani 1T aralığında yine 1, 2, 3x daha yol almışım. Dolayısıyla 1T'de de buraya V noktasına gelmişim. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4T sonunda V noktasındayım. Yani şu 2'ye doğru diyebilirim. Hemen gördüm yazdım. C'yi de eledim. Şimdi 1'e bakalım arkadaşlar. 1'e baktığımız zaman 1'de ne diyor? KNNS yolların eşit sürede. KN, bakın KN burası. KN'yi kaç T'de aldım? 2T. KN 2T. NS diyor bir de. NS'yi gördüğünüz gibi T sürede aldım. Eşit sürede almadım. Yanlış. Zaten birinci şıkkı elediğiniz zaman D şıkkı çok bariz bir şekilde kaldı. Neden olmuş bilmiyorum ama öyle yapmışlar. İzmir üçüncüye de bakalım. NS, SV. NS'ye bakın burası. T sürede. SV'ye bakın. Yine T sürede. Eşit zaten. 3 de doğru olduğunu söylemiş olalım. D şıkkı demiştik. Üçüncü soruya gelelim. Şimdi burada hemen bir diğerlerini yazmak istiyorum. Cisimden bağlı olduğu yere doğru T1. Cisimden bağlı olduğu yere doğru T1. T2'yi de başka bir kalemle yazalım.
cisimden bağlı olduğu yere doğru T2 ve cisimden bağlı olduğu yere doğru bir ilk girmesi T2 yazdım. Neden T1 yazdım? Aynı ilk gerilmesine sahipler. T2 de burada kendi içinde aynı ilk gerilmesine sahip olduğu için. Şimdi K'nın kütlesi artarsa, bakın K'nın kütlesi artarsa ne olur? T1 de artar, T2 de artar değil mi? Bunu çekmek için biraz zorlanacaklar. Dolayısıyla ikisi de doğru. L artarsa, arkadaşlar L artarsa T2 artar, T1 ne olacak? Azalacak arkasında kaldığı için. Yani bu tarafa doğru bir ağırlık olacak. M'nin kütlesi artarsa geride kalanlar azalacak. Dolayısıyla T2 de T1 de azalır. Bu da doğru. Bunun da eşlik olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Burada bir çembersel hareket sorusu var. Çembersel harekette hemen ne yazardık? Bakın şurada ilk gelen. Aşağı doğru bir MG var değil mi kampısında? Bir de rayın tepki kuvveti olabilir NK. Şimdi ne yapayım? İçeri doğru olan kuvvetler neydi? Merkezcilik kuvvet. Değil mi? İçeri doğru kuvvetlerin toplamı bize merkezcilik kuvvetimizi veriyor idi. Şimdi soruyu okuyorum. Kabusla ancak geçebiliyor. Şimdi ben kabusla ancak geçebiliyorsam arkadaşlar tepki kuvvetim ne oluyor benim? Rayın sıfır. Ancak böyle çok ucundan geçiyorum. Doğru düzgün temas etmiyorum demek. Tepki kuvvetim sıfır demek. O zaman MG ne işte oldu? Merkezcilik kuvveti. Şimdi şurada şunu açmak istiyorum. Merkezcilik kuvveti biliyorsunuz M V kare bölü R idi. Bu K noktasındaki hızım. Şöyle bu tarafa atarsam M'le de göndereyim. RG mi oldu K noktasındaki hızın karesi? Bu kalsın belki lazım olur. Şimdi N noktasına geçmeden önce kinetik enerji sormuş ya. Önce bir kinetik enerji bulalım. Kinetik enerjiyi nasıl bulalım? Şimdi benim burada bir hızım var değil mi? Bir hızım var burada benim. Buradaki hızım 1 bölü 2 M VK'nın karesi. Bir de şurayı şöyle böyle yükseklik kabul etmezsem, zemin kabul edersem. Şurası yarı çap, şurası yarı çap. Bir de yüksekliğim var. Ne kadar? MG 2R'ye kadar bir yüksekliğim var arkadaşlar. Hem potansiyel enerjim hem kinetik enerjim var. Eşittir. Bu N noktasına neye dönüşüyor? N noktasını zemin kabul etmiştim. 1 bölü 2 M V kareye dönüşüyor. Ama N noktasındaki hızı tamamız güzel. Şimdi bakarsam buradan 1 bölü 2. Şöyle yapayım. 1 bölü 2. M'leri de götüreyim. Şöyle gitsin. VK'nın karesi neydi? RG. O zaman şuraya RG bölü 2 yazmış olayım. Artı 2 GR eşittir 1 bölü 2 VV'nin karesi. Değil mi arkadaşlar? 2 kere 2 4. 1 daha 5. 5 RGR bölü 2 eşittir 1 bölü 2 VN'nin karesi. İkilerde giderse VN'nin karesi bize ne geldi arkadaşlar? 5 GR geldi. Kinetik enerji neydi? Şuraya hemen yazıyorum. 1 bölü 2 M V kare. 1 bölü 2 M V kare ne kadar? 5 GR. Dolayısıyla kinetik enerji ne oldu arkadaşlar benim? 5 MGR bölü 2 oldu. Kinetik enerji 5 MGR bölü 2. Şunlar gitti. Deniz olabilir, Edirne olabilir. Şimdi bir de ne sormuş? Ray tepkisi. Tamam, ray tepkisini yapalım. Cisim buraya geldiği zaman aşağı doğru neyiniz var? Bir MG ağırlığınız var. Rayınızın tepki kuvveti var. N diyeyim. N'deki tepki kuvveti. Şimdi içeride olan kuvvetler merkezli kuvvet ya. İçeride olan kuvvetler daha büyük olacak diye düşünebilirsiniz. Eğer MG büyük olsaydı dışarı doğru sağlıyor, düşebilir diye düşünebilirsiniz burada arkadaşlar. Her zaman içeride doğru kuvvetler büyüktür. O zaman net kuvvet yazarsam tepki kuvveti eksi MG zıt yönlü doğru için çıkardım eşittir. Net kuvvetim benim merkezcilik kuvveti eşit. Tepki kuvvetini bilmiyorum. Eksi MG kalsın. Buraya ne yazacağım? M VM'nin karesi N'deki hızı bölü M V kare bölü R diye arkadaşlar. Bu şekilde yazdım merkezcilik. Tepki kuvvetini bilmiyorum. Eksi MG kalsın. Eşittir M. VN'yi nereden bulmuştum? VN'nin karesi bakın burada. 5 GR. 5 GR yazdım. Bölü R var. Şimdi burada R'leri götürelim. Burada N ne oldu arkadaşlar? 5 MG. Eksi de artı diye geçti MG. Buradan 6 MG olduğunu görebiliyorsunuz. Değişik oldu. Şimdi soruya bakalım. Burada bir yay var. Sürtünme yokmuş. Y'ye bağlı M1 M2 kütleli cisim var. Basit parmağını hareket yapıyormuş K L arasında. Ve bana ne sormuş? Periyodun maksimumu. Şimdi periyodun neydi? Tam ekle hatırlarsanız öyle toplamıştınız. T eşittir 2 pi M bölü K. Basit parmağını hareket hatırlayalım.
Şimdi bunun için yaparsam t eşittir 2 pi ne var arkadaşlar? Hem m1 var hem m2 var bölü k. K da yay sabitidir biliyorsunuz. Şimdi bir de hızını söyleyelim. Hız da neydi? 2 pi r bölü t. Bu da elimde kalsın. Şimdi yorum yapıyorum. Soru okuyorum. Ne diyor bana? M2 kütleli cisim. M2 kütleli cisim. M1'in üstüne alınırsa artık M2 yok. Dolayısıyla burada kütle ne oldu? Azaldı. Kütle azalırsa periyot azalır. Doğru orantılı değil mi? Hop Ceyhan Deniz Edirne'ye gitti. Periyot azalırsa hızınız ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Dolayısıyla cevabım A şıkkı arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Burada üç tane şey kullanacağım. Aşama aşama yapmaya dikkat edeceğim. Eğer biri kaçırırsanız geri alın. Tekrar dinleyin arkadaşlar. Tekrar tek tek yazacağım. Şimdi burada önce soruyu anlayalım. M kütlede bir cisim var. Bunu A cisim diyeyim karışmasın. Bu da B cisim diyeyim. İki cisim var arkadaşlar. İki farklı cisim var. A cisim var, B cisim var. A cisim ilk hızsız bırakılıyor. Bir yükseklikten bırakıldığı için aşağı geliyor şuraya A cismi. A cismi B cismine çarpıp kenetleniyor. Birlikte M noktasına kadar gidiyorlar birlikte. Toplam kütlem ne oldu? 2M oldu. Ne oldu birleşip kenetlendiğim için? Ortak hızla gittim. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Ve buradaki hızlar ne olmuş? Duruyormuş M noktasında. Şöyle V eşittir 0 edin. M'de de durmuş. Burada ortak hıza sahibim çarptım. Sonra burada da durdum. Güzel. NM sürtünmeli. Burası sürtünmeli. Tamam. Başka bir sürtünme yok. Bir de KL'nin NM'ye eşit olduğunu söylemiş. Hemen onu da bulalım. Şimdi burası 30, burası 90 değil mi arkadaşlar? 30'un karşısı haysa 90'ın karşısı 2 katı değil mi? 2H. Tamam bunu da buldum. Dolayısıyla KLLM eşitse burası da 2H. Bunu da yazdım. Ve bana sürtünme kuvvetini kaç emin ettiği sonuç. Çünkü arkadaşlar bakın burada bir hızım vardı. Buna çarptım. İkimiz birleştik ve buraya kadar gidip durmuşum. Niye durdum? Sürtünme kuvveti yüzünden durdum. Onu da o şekilde bulacağım. Şimdi birinci aşama. Birinci aşama A'nın buradaki hızı nedir? Ve birleştikten sonra ortak hızları ne olmuş? 1 ve 2 ikinci aşamada bunu bulacağım. Sonra 3. aşamaya geçeriz. Şimdi 1. aşamada yazıyorum. İlk başta neyim var? Potansiyel enerji. MGH eşittir. Zemine geldiğiniz zaman bu A cismi için neye dönüşecek? Kinetik enerjiye. M'leri götürdüm. 2GH mı oldu benim A'nın hızı? Şöyle kök yapayım. Karesini almış olayım. Bu şekilde yazdım. Tamam mı? Şu. Daha sonra A hızını buldum. Bu birinci aşamaydı arkadaşlar. Bu birinci aşamamız. İkinci aşamamız. Bunlar birlikte çarpıp kenetleniyorlar. Demek ki burada bir momentum var. Momentum korunumu büyüklüktü. İlk momentum eşittir son momentumdu. Şimdi ilk momentumumuz ne bizim? Kütlesi M hızı kök 2GH olan bir arkadaş. Şöyle kütlesi M hızı kök 2GH olan bir A cismi. Artı diyorum ilk momentum kütlesi E ama ilk momentum öbürünün B cisminde duruyordu. Hızı sıfır dolayısıyla. Son momentum ne oluyor? Kenetlendikleri için toplam kütle ortak hız diyor. Dolayısıyla burada ne yazalım? M kök 2GH kalsın eşittir. Toplam kütle 2M oldu. Ortak hızını arıyorum. 2M M'leri götürdüm. Burası kök 2GH bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Ortak hızı. Tamam. Ortak hızımı da buldum. Son aşamadayım. Üçüncü aşamam. Üçüncü aşamamda arkadaşlar bana ne diyor? Ben burada hız kazandım ve M noktasına durdum. Ve bir iş yapıldı. Kim iş yaptı? Sürtünme kuvveti. O zaman yapılan iş enerjideki değişime eşittir diyorum. Kim iş yaptı? Sürtünme kuvveti. Ekstra başka bir F kuvveti yok. O zaman eksi diyorum. Çünkü sürtünme kuvveti negatif yönde iş yapar. Kuvvet çarpıyor oldu iş. Eşittir. Enerji değişimi son enerji eksi ilk enerji yazdım. Eksi'yi bilmiyorum. X dediğim şey 2H yolu almış. Yazdım. Son enerjimde durmuşum M noktasında. Dolayısıyla son enerjim 0. Eksi ilk enerjimle 1 bölü 2 ilk enerjim kenetlenmiştim. 2M çarpı ortak hızım ne arkadaşlar? Kök 2 GH bölü 2'nin karesi. Tamam. İlk enerjimde 1 bölü 2 mv kare diye yazdım. Tamam mıyız? İlk enerjim bunların birlikte olan enerjileri topladığım kütlesi. Yapıştılar çünkü kenetlendiler. 1 bölü 2 mv kare yazdım. Şurada eksileri gördüğünüz gibi gitti. Bir sıkıntı yaratmadı bana. Şuraya alıyorum. Fs 2 fs h diyeyim. Eşittir. Şu ikileri de götürdüm.
Tamam. M var. Kök 2GH'ın karesi 2GH. Kökten kurtuldum. Bölü 2'nin karesi vardı. O da 4 yaptı. Güzel. Şuradaki H'ları da götürdüm. 2FS eşittir 1 bölü 2M. Dolayısıyla FS buradan ne oldu? 1 bölü 4, pardon MG bilgisinde vardı. 1 bölü 4 MG. Tamam mı? 2 bu tarafa dersen 1 bölü 2 diye geçti. 1 bölü 4 oldu. Bize kaç MG'dir diye sormuş. 1 bölü 4 MG'dir. Gördüğünüz gibi 3 aşamalı bir soruydu. Şimdi bunu ne yaptım? Çok kısaca tekrar ediyorum. İlk başta potansiyel enerjimi kinetik enerjiye dönüştürdüm. Bu kinetik enerjiyle burada duran başka bir cisme çarptım. Ve bu cisimle kenetlendim. Ortak bir hıza sahip oldum. Bu ortak hız da M noktasında durdum. İkimiz yüzünden durdum. Sütme kuvveti sayesinde yüzünden durdum diyebilirim. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda arkadaşlar Tuğçe bir inci varmış. İnci ok yöne doğru hareket etmiş. Bakın yarı çapı küçültmüş. Banerini hatırlayın. Kollarını açıyordu, yavaşlıyordu. Kollarını kapatıyordu, hızlanıyordu. Bunları aklınıza getirin hemen. Hemen anlayacaksınız. Şimdi açısal momentum değişmez. Açısal momentum neydi? L eşittir I çarpı omega. Şimdi arkadaşlar burada I'yı bir açmak istiyorum. I neydi? M R kare. Değil mi? İşte disk varsa 1 bölü 2, 1 bölü 5 artık o sabit bir şey olduğu için yazmıyorum zaten. Disk vermemiş bana. Şimdi R'yi ne yaptım? Ben ince azaltıyorum tarafa doğru yürüyünce. R azalırsa I ne olacak arkadaşlar? I da azalmış olacak değil mi dolayısıyla? Burada I azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla omeganız açısal hızınız artıyor. Momentum korunuyor. Zaten momentumun korunduğu, açısal momentumun korunduğu bir büyük olduğunu biliyorsunuz. Açısal hız artan, baktım evet omega zaten açısal hız arttı. Sistemin elastik momenti hızı, evet o da I'ydı. Elastik momentum da azaldı. Dolayısıyla E şıkkı oldu arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Şimdi bir artı Q yüklücüsünü paralel levhanın arasında gönderdiğiniz zaman hiç sapmamış. Düz yolu izlemiş. Şimdi aşağı doğru benim neyim vardı? Bir MG vardı ağırlığım. Ben MG olsaydı sadece o bu tarafı aşağı doğru sapardım sanki. Benim bir kuvvete daha ihtiyacım var. O da ne arkadaşlar? Elektriksel kuvvet. Artı yüklü bir cisimi eksi yüklü levha çekeceği için yukarı doğru da bir elektriksel kuvvetiniz var. Bu iki kuvvet eşit oldu. Bu iki kuvvet birbirine eşit olduğu için arkadaşlar bu cisim sapmamış. Eğer elektriksel kuvvet ağır bassaydı diyorsunuz bu tarafa doğru sapardı. MG ağır bassaydı aşağı doğru. Elektriksel kuvvet MG'ye eşitmiş çünkü hiç sapmamış. Yazdım. Bana burada potansiyelde ifade veren ifade sorulmuş. Potansiyeli açmak istersen elektriksel kuvveti nasıl yazıyorduk? K çarpı birinci yük, ikinci yük, aradaki mesafenin karesi. Ben potansiyel alıyorum. Bakın burası TVP'deki V değil mi potansiyel? V diye yazdım. Elektriksel kuvveti yerine yazıyorum. QV bölü D eşittir MG. Potansiyeli çekiyorum. MG yukarıda, D aşağıdaydı. O çarpılar geçti. Q da aşağı geçti. MG D bölü Q A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. 8. sorumuzda. 9. sorumuz bir kondansatör. Bir bakalım. Yüklerini ve enerjilerini sormuş arkadaşlar. Yüklerini yazalım. Neydi? Q eşittir CV. Hadi QX için yazalım. QX eşittir. Kondansatörü 1C. Voltu potansiyeli 2V. Yazdım. QY'yi hemen altına yazıyorum. Kondansatörüm 2C. Potansiyelim 1V. Oran sormuşlar. Gördüğünüz 1 geldi. O zaman Ceyhan Denizli'yi eledim. Şimdi enerjiye geçelim. Hemen enerjiyi de bulursak bir sıkıntımız kalmaz. Enerjide arkadaşlar hatırlarsanız neydi? Enerji 1 bölü 2 QV. Değil mi? Hatta şuradan bulmuştuk. Onu da hatırlatayım. Şuradan potansiyel Q birikiyordu. Alan bana enerjiyi veriyordu. Eğim bana kondansatörün C'yi sayı kapasiteyi veriyordu. Şimdi enerji yazıyorum. EX için yazıyorum. 1 bölü 2. Yüküm Q olsun. Oran 1 zaten. Voltum 2 volt. EY'yi yazıyorum. 1 bölü 2. Oran 1'di. Aynısını yazdım Q. Çarpı potansiyelim 1 volt. 1 bölü 2'leri Q'ları götürürsem cevabım 2 çıkmış oluyor. Yani bu da A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. 10. sorum. Burada bir çembersel yörüngedeyim. Düzgün B manyetik alanına V hızıyla girdim arkadaşlar. Ondan sonra buradan R yarıçaplı yörüngede dolandım. Buna göre parçacığın manyetik alandaki merkezcil ivmesini sormuş arkadaşlar bana. Şimdi burada bana bir kuvvet etki ediyor değil mi arkadaşlar? Şimdi dört parmağınız içeriye doğru manyetik alan, baş parmağınız hız,
Dikkat ettiyseniz arkadaşlar sağ elinizi kullanmaya çalışın. Şu an gösteremiyorum. Sağ elinizi kullanıyorsunuz. Dört parmağınız içeri doğru manyetik alan, baş parmağınız hız vektörünü göstersin. Sola doğru ve avuç içi, artı yüklü cisim olduğu için avuç içi aşağı doğru neyiniz var arkadaşlar? Bir kuvvetiniz var arkadaşlar. Egzersiz kuvvetiniz var. Değil mi şuradan? Umarım anlatabilirim. Tekrar diyorum. Dört parmağınız manyetik alan içeri doğru sağ eleme. Dört parmağınız içeri doğru, baş parmağınız sola doğru arkadaşlar. V hızı cisim artı yüklü olduğu için avuç içiniz size kuvveti gösterecek. Yani aşağı doğru. İçeri doğru kuvvet buldum. İçeri doğru kuvvet neydi arkadaşlar? Merkezi kuvvet değil mi? Güzel. Elektrisel kuvvet yüklü cisimin içi nasıl yazıyordum? Biz Q, V hatırlarsınız. Merkezi kuvvetli arkadaşlar isterseniz A merkezi sorduğu için F eşittir MA biliyorsunuz. O zaman A merkezi yazabilirim. F merkezi, A merkezi. Dolayısıyla A merkezi ne oldu? BQB bölü M şeklinde ifade ettim. BQB bölü M, C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. 10. sorumuzda. 11. soru. RLC devresi bağlamışlar. Amper 2'ymiş burada. Voltumuz 10. Şimdi arkadaşlar. V eşittir I çarpı R. Etkinler verilmiş. Zaten ampermetrede etkin gösterir. Ortalama değerdir demek yani. Etkin ortalama değer gösterir. Bir sıkıntı yok. Burası 10'muş. Burası 2. Burada R yazmıyorum da artık. Şöyle yazayım. Bu alışkanlık olduğu için şöyle hatırlatmış olayım size. Burada Z empedans alıyorum arkadaşlar. Neden? R, X, L, X, C devresi olduğu için. 3'ü aynı anda varsa da 2'si aynı anda varsa bunları direkt dirençler gibi toplayıp bölemiyorduk hatırlarsanız. Bir empedans bulmam gerekiyor idi. Şimdi empedansım kaç çıkıyormuş benim? 5 çıkıyormuş. Empedans 5 çıkıyor. Şimdi şunu unutmayın. Ne demiştik? Direnç devreyi değiştirmiyor. R buradaydı. Akımı değiştirmiyordu. Kıvırcıklar yukarı X'le ne yapıyordu? Akımı öne geçiriyordu X'le. X'c de geri düşürüyordu. Aşağı doğru olarak yazdım. Şimdi bana diyor ki empedansın 5 olması lazım. Bu bilgiler ışığında bize aşağıda bir şeyler vermişler. Hangi değerler olabilir? Sırası ne? R, X, L, X, C. Sırası ne yazıyorum? R, X, L, X, C. Tamam. R 4 verirsem X, L 2'dir diyor. X, C de 5'tir demiş. Kırmızıyla bakalım. Buraya doğru 4. 2, 5. Aşağı doğru ne oldu? 3. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla empedansın 5 çıktı mı? Evet çıktı. Bir olabilir. Daha sonra farklı bir kalem alıp arkadaşlarım. İkinciye deniyorum. Bu tarafa doğru 3. X'le yukarı doğru 6. X'c aşağı doğru 2. Hemen denedim. 3 var. 6, 2'yi çıkartırsam 4 olur yukarı doğru. Evet 3, 4, 5. Yine empedansım 5 çıktı. Bu da olur. Olabilir yani. Daha sonra bunu deniyorum. 4, 4 ve 1 demiş arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? 4 bu tarafa doğru. 4'ten 1'i çıkarttım. 3 yukarı doğru. Bu da 3, 4, 5 yaptı arkadaşlar. Empedansımız bu da olabilir. Yani devamımız E şıkkı olmuş oldu. Tamam mı? 11. sorumuz da bu. 12. sorumuzdayım. 12. sorumuzda kaynak 1, kaynak 2 varmış. Derinliği sabit dalganın elinde K1, K2 kaynaklar arasındaki uzaklık D'dir. Kaynaklar aynı fazda olur. Aynı fazdaysa arkadaşlar kaynakların tam ortasında 0. dalgakatır oluyordu. Yaydıkları aynı fazda aynı anda batır çıkıyor. Aynı anda dalga oluşturuyor demekti. Dalga boyu 10 cm. Şimdi ben bir çizdim. Sonra devam bakayım. Şimdi burası kaynak 1. Burası kaynak 2. Tam ortada ne var dedim aynı fazlıysa 0. katarımız var. Tamam mı? 0. katardan sonra sağda ve solda aynı şey oluyordu. 0. katardan sonra ne geliyordu? 1. düğüm çizgisi. Şimdi devamını okuduğum zaman düğüm çizgisi gözlenmiyor. Şimdi katardan sonra düğüm çizgisi gelecek. Yani şurada bir yerde, şurada bir yerde düğüm çizgisi olacaktı. Ama kaynaklarımız düğüm çizgisi gözlenmiyorsa ne olacak arkadaşlar? Düğüm çizgisi o zaman kaynakların üstünden geçiyor. Üstünden geçiyorsa biz saymıyorduk ya hatırlarsınız. Şuradan bir yerden geçiyor. Yani tabii şuradan da geçebilir. En çok diyor ya. O yüzden dedim. En çoksa burada bir yerde. Şimdi burası düğüm çizgisi. Kaynaklar üstünde olunca sayılmıyordu. O yüzden çizebildim. En çok dediğim için. Şimdi düğüm çizgisi ile katar arasındaki mesafe neydi arkadaşlar? Lambda bölü 4. Aynı şekilde burası da lambda bölü 4.
Dolayısıyla kaynak 1 ile kaynak 2 arasındaki mesafe ne oldu? 2 lambda bölü 4. Bu da d'ye eşit değil mi? Şu aradaki mesafe sonuçta. Lambdayı bana vermiş 10. 4 d. O zaman ne oldu? 20 bölü 4'ten 5 santim oldu. Benim cevabım 12 de c eşittir oldu arkadaşlar. 13'e geldik. 13'te hem tek yarım hem çift yarım kullanılmış arkadaşlar. Bu deneyde burada çift yarım, burada tek yarımımız var. Şimdi her şey d'ler uzaklık aynı, d'ler aynı. P noktasında ikinci aydınlık saçak oluşuyormuş. P noktasında ikinci aydınlık saçak oluşuyormuş arkadaşlar. Her iki taraftan da lambda 1 bölü lambda 2 nedir? Şimdi bunların yol farkları eşit. O zaman delta S'ler eşit. Delta S1 eşittir. Delta S2 diyebilirim. Şimdi çift yarıkta arkadaşlar. Burası çift yarık. Burası tek yarık. Çift yarıkta arkadaşlar. Aydınlığı ne kullanıyordum? N lambda. O zaman N çarpı dalga boyu lambda 1. Bilmiyorum. N lambda 1. Tek yarıkta aydınlığı ne kullanıyordum? N artı 1 bölü 2 lambda. Hemen eşittir dedi. N artı 1 bölü 2. Burada da lambda 2 dalga boyu ışık kaynağı kullanmışım bu. N neydi? İşte kaçıncı oldu? İkinci karanlık, üçüncü aydınlık. Kaçıncı yerde oldu? N ikinci aydınlık. Dolayısıyla N yerine 2 koydum. Lambda 1 eşittir. Lambda 1 eşittir. 2 artı 1 bölü 2. Lambda 2. Burası 2 lambda 1. Eşittir. Burası 5 bölü 2. Lambda 2. O zaman lambda 1 bölü lambda 2'niz ne geldi? 2'yi bu tarafa atarsam böyle olarak geçer. 5 bölü 4. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Son sorumuz sözel bir soru. Işık ile ilgili olarak hangileri bu özellik örneklerin nedenidir? Nedenini sormuş. Asla kusursuz bir fotoğrafın elde edilememesi, uzakta bulunan bir geminin isminin okunamaması, bir cismin gölgesinin kenarlıklarının bulanık olması örnekleri verilmiştir. Hangisidir diye sormuş bu örneklerin nedeni. Neden arkadaşlar? Burada kırınımdır. Şimdi ayrılma diye bir özelliğimiz yok zaten. Girişim biliyorsunuz arkadaşlar. İşte çift tepe, çift çukur, dalgaların üstte binmesi. Doppler olayını biliyorsunuz. Ses dalgalısı olsun daha iyi anlatayım. Şimdi mesela bu tarafa doğru yapmıştık. Frekans hızı ve dalgalı onu bilgisi yok. Belki kırılmadan kaynakları karıştırmışsınız ama kırılma ne yapıyordu arkadaşlar? İşte çay kaşığının çay bardağında yamuk kırık gözükmesinden bahsediyordum. Okunamama, bulanıklık bunlar kırılımdan meydana geliyor arkadaşlar. Kırılmadan değil, onu da karıştırmışsınız umarım. Sorularımız bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın.